Herkese merhaba. Osmanlıca Matbu Metinler okumasına devam ediyoruz. Refik Halit Karay'ın Ay Peşinde kitabında kısa kısa hikayeler var. Bu kitabın ilk hikayesi olan Ay Peşinde hikayesini bundan önceki iki videoda okumuştuk. Şimdi diğer hikayeye geçtik. Anadolu'da bahar, hemen okumaya başlayalım. Anadolu'da bahar. Anadolu'dan gelenler söylüyorlar. Ankara'dakiler İstanbul'un hasretiyle nalan imişler. Nalan inleyen demek. Yani o hasretle yanan tutuşan anlamında. İstanbul gözlerinde tütüyor. İstanbul'un hasreti yüreklerine işliyor. İstanbul'un ismi dillerinden düşmüyormuş. Doğrudur. Bilirim. Ben de aynı hicran içinde, hicran ayrılık, ayrılık acısı demek. 5 sene Anadolu'nun ıssız bucaklarında, bucak köşe anlamına geliyor ama burada bir ıslah anlamı da var. İlçelerin bölündüğü idari kısımlardan her biri nahiye anlamına da geliyor. Bucaklar ancak 1978 yılından itibaren ilçeye ve belediyeye dönüştürülerek zamanla kaldırıldı. Bundan önceki bir tarihte iki anlamlı burada. Hem Anadolu'nun ıssız köşelerini hem de bu idari kısımları kastediyor. Bucaklarında mesken tutarak İshak kuşu gibi. İshak kuşu bir nevi baykuş ancak halk ağzında geceleri öten sesi dokunaklı kuş, hak kuşu anlamına geliyor. Bir teviye, ancak bunu bitişik söylememiz lazım. Bir teviye, bir teviyeden türeyen bir kelime, durmadan sürekli olarak muttasıl anlamına geliyor. İstanbul, İstanbul diye figan ettim. Figan ıstırapla bağırma, haykırma, feryat anlamlarına geliyor. İstanbul'u sayıkladım. İstanbul'un hasretiyle yandım. İnledim, Mecnun'a döndüm. Anadolu kasabalarında insanın ömrü Kotra'da rüzgar bekler gibi. Kotra Slavca bir kelime. Slavca'dan Türkçe'ye geçmiş, Anadolu'da da kullanılan bir kelime. Mandralarda gerektiğinde koyunların erkeğini, dişisini, yavrusunu ayrı ayrı bulundurmak için parmaklık veya çitlikle ayrılan bölüm. Yani küçük mandıra kısmına verilen bir at. Orada hayvanların beklemesi gibi, durağan olarak orada beklemesi gibi bir bekleyişi kastediyor. Böyle bir benzetme yapıyor. Daimi bir intizar. İntizar, bekleme, bekleyiş demek zaten. Durgunluk ve sıkıntı içinde geçer. Bu hayattan şifa, sıhhat ve zevk beklemek abestir. Günler adamı için için sessiz, sedasız, yumuşacık dişleriyle farkında olmayarak mütemadiyen ara vermeden, durmadan, sürekli olarak devamlı anlamlarına geliyor. Mütemadiyen kemirir, eritir ve bir gün kof içi boşalmış olan, içi boş, değersiz anlamına geliyor. Bitirir. Artık özünü kurt yemiş bir ağaç gibi, ağaç kurdunu kastediyor, bir ağaç gibi sizden çiçek, yaprak, meyve yani fikir, zevk, neşe beklemek abestir. Kaba, hantal, lüzumsuz bir şekil, bir eşya haline gelir, kütük gibi hissiz durur. Hülasa, özet olarak kurursunuz. Bu üzücü ve eritici hayat içinde İstanbul gittikçe size mükemmel, latif, bir misal, misalsiz anlamında bir misal görünmeye başlar. Gittikçe İstanbul'u hayalinizde şirinleşmiş, şevklenmiş bulur. İstanbul'un yadı hatıratıyla, yadı hatırat, yad hatırlamak demek ya da hatıralar demek. Burada yadı hatıra, hatırlanan hatıralar anlamında söylüyor. Şurada bir var. Devam edelim.
bir dedik, bir başınıza vakit geçirmeyi, geçirmegi, gittikçe her meşguliyete mercuh, mercuh daha çok beğenilen, üstün tutulan, tercih edilen anlamında mercuh görürsünüz. Yani İstanbul'la ilgili hatıraları zihninizde dolandırmayı diğer işleri yapmaktan daha önemli görürsünüz. Bir ucu da İstanbul'a bağlı olan telgraf tellerine gıpta ve tahassürle, tahassür hasret çekme, gıpta etmek bir şeye imrenmek anlamında gıpta ve tahassürle baktığım ve telgraf direklerine başımı dayayıp yüreğimden toplanan feryatları rüzgarların tellerdeki pür ihtizaz, pür dolu demek, ihtizaz ise hafif hafif titreme demek. Medit ve melul, medit uzayıp giden, çok süren, uzun anlamında, melul boynu bükük, üzgün, mahzun anlamında, medit u melul ya da medit ve melul diyebiliriz. Ahengiyle bestelediğim zaman, yani bu feryatlarımı bu şekilde bestelediğim zaman ben de şimdi Ankara'dakiler gibi ıstırap çeker, İstanbul'u böyle deruni figan ile deruni içe ait, iç tarafta bulunan, iç aleme ait, kalbi demek, feryat ile yad ederdim. İnsan nasıl çoktan beri gayip ettiği. Şimdi burayı başka türlü okuyacağız ama gayip, kayıp kelimesinin orijinali bu. Bunu kaybettiği diye de okuyabiliriz eğer çok hızlı okuyacaksak, bir transkrip yapmayacaksak. Ama orijinal kelime gayip ettiği, bir sevdiğinin çehresini hatırlamaya uğraşır ve bazen birden bire gözünün önüne gelmiş kadar canlı görürse ben de menfalarımda, menfa bir kimsenin sürgüne gönderildiği, sürgün edildiği yer, sürgün yeri anlamında, menfalarımda İstanbul'un sokaklarını, meydanlarını ve binalarını tahattürle, tahattür hatırlama demek, tahattürle uzun uzun vakit geçirir ve bazen birdenbire, mesela köprü üstünü, Bayezid meydanını, bu köprü üstü neresi ben söylemeyeyim, fikri olan lütfen yorumlara yazsın ya da bilen yorumlara yazsın lütfen. Köprü üstü neresi? Bebek koyunu veya Kalamış iskelesini sanki karşımda duruyormuş gibi en hurda köşelerine kadar. Hurda ufak küçük kırıntı anlamına geliyor. Burada da en ince ayrıntısına kadar, en küçük ayrıntısına kadar, en küçük köşelerine kadar anlamına gelecek şekilde kullanılmış. Canlanmış, buluverince ne ince bir keyif, ne temiz, ne hoş bir zevk duyardım. Kış akşamları küçücük kasabaları karanlık ve sessizlik, bir daha sabah olmayacak ve hayat avdet etmeyecek gibi. Avdet dönmek, dönüş anlamında, hayat avdet etmeyecek, hayat tekrar dönmeyecek gibi derin bir kesafet, kesafet yoğunluk demek, derin bir kesafet ve nüfuzla, nüfuz bir şeyin içine yerleşmek, bir şeyin içine girmek, nüfuz etmek kelimesi de ya da fiili de bu şekilde kullanılıyor, bir şeye sirayet etmek, nüfuzla matemler içinde örterken kendimi bir an için, mesela köprü başındaki saatin altında dükkanlardan taşan ve tramvaylardan çakan elektrik ziyalarıyla, ziya ışık demek, elektrik ışıklarıyla aydınlanmış, bu kelimeyi şimdi ayrı ayrı okuyalım, galebe
kalabalıktan, kalabalıktan. Zaten kalabalık kelimesi de galebe kelimesinden geliyor. Galebe, dövüşte veya savaşta yenme, galip gelme, galibiyet. İkinci anlamı üstün gelmek, bastırmak. Kalabalık da bir şeye, azınlığa ya da bulunduğu ortamdaki diğer kişilere karşı üstün gelme. Kalabalıktan diye okuyabiliriz burayı. Kalabalıktan, şaşkın, gürültüden sersam. Aslında sersem. Ama Farsça'da ser baş demek, sam hastalık demek. Sersemin eskiden söylenişi bu şekildeydi. Sersam bir halde böyle kaynayan ve karanlıkları yakan ışıklı ve sesli bir hayat içinde bulmak en tatlı emellerimden, en zevk bahş. Bahş, sonuna geldiği kelimeye ihsan eden, veren anlamını katan Farsça bir ek. Bu şekilde sıfat yapılıyor. Zevk bahş, zevk veren, en zevk veren, en zevk bahş tahayyüllerimden. Tahayyül, daha önce duyu organlarıyla idrak edilmiş bir şeyi, o şey karşımızda mevcut olmadığı bir an veya mekanda zihinde şekillendirme, hayalde canlandırma demek kısaca. Tahayyüllerimden biri olurdu. Anadolu'daki kasaba hayatı kadar müzik rahatsızlık veren, huzursuz eden, sıkıcı, bunaltıcı, bıktırıcı anlamlarına gelen bir kelime. Pür kasvet, pür yukarıda söylemiştik dolu anlamına geliyor. Pür kasvet, kasvet dolu ve takat fersa. Takat güç demek, dayanmak demek. Burada fersa Farsça bir ek, şurası Farsça fersa. Yıpratan, bozan anlamına gelen bir kelime, sonuna geldiği kelimelere bu yıpratan, bozan anlamını katıyor. Takat fersa ise bu bakımdan dayanılmaz, tahammül edilmez anlamına evriliyor. Takat fersa bir hayat tasvir edilemez. Kışı, yazı, sabahı, akşamı, baharı ve hazanı, hazan, güz, sonbahar anlamına geliyor. Hülasa, özet olarak her mevsimi ve her saati biri birinden berbat, bunaltıcı ve boğucudur. Ve oralarda iç sıkıntısı müzmin, müzmin devam edip giden, süre gelen, kronik halde olan anlamında müzmin bir illettir ki devası, şifası hemen kasaba hududundan çıkmak, kırlara, tabiata atılmaktır. İstanbul'daki şu şaşalı bahar münasebetiyle Anadolu'da geçirdiğim baharları hatırlıyorum. Filvaki, gerçekte, hakikatte, doğrusu anlamlarına gelen bir kelime. Filvaki, Anadolu'nun benim gezdiğim aksamında aksam kısımlar anlamına geliyor. Baharlar birbirlerine benzemezler ve zaten Anadolu baharları arabalarla geçerken ve kasabalarda tünerken göze görünmezler. O yerlerde baharı ırmak kenarlarında, dağlar ardında, kovuklarda aramak icap eder, gerekir, icap etmek, gerekmek demek. Yol üzerlerinde 4-5 sögütle ucu bucağı bulunmaz geniş ekin tarlalarından başka bahardan alamet yoktur. Ve hatta bazen saatlerce gidersiniz de bir ağaç ve bir ekili toprak dahi bulamazsınız. İnsana işte bunun içindir ki Anadolu her mevsimde ıssız, çorak, yeknesak, yeknesak hep aynı şekilde değişmeden devam eden tek düze, monoton anlamına geliyor ve sevimsiz görünür. Fakat bir kasabada yerleşir ve bir derece, evet, PDF okuyucuda bir problem oldu kayıt aldığım sırada.
Ama şurada kalmıştık. Buradan itibaren devam edebiliriz. Yerleşirseniz iş değişir. Bir gün sizi alırlar ve şehrin yarım saat ötesine iki heybetli ve mukassi sıkıntı veren, sıkıcı, bunaltıcı, kasvetli anlamlarına geliyor. Mukassi dağın arasından inen bir arızalı yola sokarlar. Döne döne, düşe kalka ve sıcaktan terleye bunala, kayalar üzerinden iner, kayalar üzerinden dedik iner, inersiniz. Kabil değil, kabil olabilir, mümkün anlamına geliyor. Kabil değil, tahmin edemezsiniz ki, şurası ki, bu çorak, yanık ve taşlı yol sizi bir cennete götürsün. Fakat bir dönüm kenarında, dönümün buradaki anlamı dönülen yer anlamında, bir dönüm kenarında hayretle birden haykırırsınız. Ah, ne güzel yer. Filhakika gözünüzün önünde serilen manzara emsalsizdir. Sanki yarım saat yürümek suretiyle bir kıta değiştirmiş, bir hattı istiva, istiva ekvator demek, bir hattı istiva geçmiş, bir başka dünyaya varmışsınızdır. Aşağıdaki o ne yeşillik, o ne feyiz, feyiz bereket, verimlilik, bolluk anlamında, o ne feyiz, o ne letafettir. Bir vadi ki çiçek açmış, meyve ağaçlarıyla dolu. Arasında değirmenler dönüyor. Sular çağlıyor ve insanı mest eden ılık bir hava içinde ciğerlerinize çiçek kokusu tıkayacak kadar bir mebzuliyetle. Mebzul çok demek. Mebzuliyet çokluk, bolluk anlamında mebzuliyetle doluyor. Evet, burada kalalım. Metnin zaten yarısına geldik. Kalan yarısında bir sonraki videoda okuruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Osmanlıca matbu metinler okumak isteyen arkadaşlarınıza ya da üniversitelerde genelde ikinci sınıftaki Osmanlı tarihi metinleri dersini alan arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, gönderirseniz memnun olurum. Onların da istifade edeceğini düşünüyorum. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Dediğim gibi herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.